virüs salgın bitmediği için ekonominin toparlanması da gecikiyor. Yani virüs ancak biterse ve insanlar kendilerini emniyette hissederlerse ekonomi tam olarak toparlanacak. Ekonominin toparlanması gecikiyor. Ekonomi toparlansa Trump'ın kazanma ihtimali artar. Çünkü bütün kamuoyu yoklamalarında Biden önde götürüyor. Fakat bir soru var. Ekonomide Biden'a mı güveniyorsunuz, Trump'a mı güveniyorsunuz sorusu. Orada hala çoğunluk Trump'a güveniyor. Biden ekonomide insanları ikna edemiyor. Bir korku var. Vergiler çok artacak. Demokratlar ekonomik konularda çok fazla regülasyon getirecekler. Dolayısıyla Trump'ın kazanması bir bakıma ekonomik açıdan daha güçlendirir gibi gözüküyor Amerika'yı. Fakat diğer bir sürü konuda, yönetme konusunda, çevre konusunda, polis reformu, ırk ilişkileri, siyah beyaz meselesinde Biden arayı açmış durumda. Biden'ın yaptığı bir şey bu hafta bütçe konularında önemli bir konuşma yaptı. Ve 2 trilyon dolarlık bir paketin iklim değişimi yani küresel ısınma konusunda hem ciddi önlemler alma hem de alternatif enerji alanında istihdam yaratma açısından altyapı projeleri. Yani bir bakıma yeşil enerji, alternatif enerji ve istihdam programı olarak 2 trilyon dolarlık bir paket açıkladı. Bu Demokrat Parti'nin sol kesimini daha çok Bernie Sanders'cı ve Elizabeth Warren'cı kesimi çok memnun etti. Yani bir bakıma partinin soldaki kesimine çok güzel bir zeytin dalı, çiçek attı. Şimdi partinin daha merkezindeki kesimlerin duymak istediği şeyleri de söylemesi gerekecek. Yani partinin çok fazla sola kaymadığını göstermek için. En önemlisi de kararsız seçmen sayısı artmakta. Kararsız seçmenler 2016'da Trump'a gitmişti. Zaten Biden'ın kazanma ihtimali bütünüyle o kararsız seçmenleri tekrar kendine almasına bağlı. Onları da arkasına alabilecek politikalarla çıkması gerekiyor.